Gerçekten sifta etmeyen esnaflar, şu an siftahsız kapayanlar var. Ahilik haftası içerisindeyiz. Hafta ülkenin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki geçmişten günümüze ülkenin ekonomik anlamdaki omurgasını oluşturan esnaf ne durumda? İşte esnafın düşünceleri. Perişan vaziyette. Saat 11:20 geçiyor, daha siftah yok. Evvelden çok güzel işler yapardık. Şimdi uykumuz geliyor. Uykumuzla geçiriyoruz akşamı. Bizim maalesef bütün komşularımızla aramız kötü. Dolayısıyla ne ihracat yapabiliyoruz, ne turist gelebiliyor. Bu konuda çok çok sıkıntı olduğunu dile getirebilirim. Bu Suriye ile ilgili olan olaylar da burayı çok etkiledi. Bayağı etkiledi. Herkes tedirgin. Esnaf tedirgin, müşteriler tedirgin, insanlar da tedirgin yani. Vallahi şu anda çok kötü bir durumdayız yani. Esnafın en kötü dönemi. Son yılların 40 yıllık esnafım yani bu 1-2 sene. Tabii ki kapıların kapanması en büyük etken. Çünkü en azından bir Orta Doğu'dan buraya bir akım vardı. Bu tamamen bıçak gibi kesildi. Buradaki halk yeterli değil ki esnafa. Bu sınır kapılarımız yani kapandı. Tırlarımız, insanlarımız biliyorsun Suriye'de geçiş çıkış vardı, o durdu. Yani durumlar iyi değil, esnafın gerçekten durumu iyi değil. Sorunlarının odak noktasında sınırların kapatılması olduğunu belirten esnaf, çözüm için yetkililere seslendi. Neler yapması lazım mesela yetkililer sizce? Bence komşularımızdan iyi olmamız lazım. Komşuluk çok önemli. Allah bile bunu diyor, komşulardan iyi geçinin. Yani şu an biz Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, Libya'dan hepsinden kötüyüz. Bizim yani gidişatımız iyi değil. Yani gerçekten her gün patlamalardan, şundan bundan vatandaş şeye çıkmıyor. Çarşıya çıkmaz oldu, kalabalığa çıkmaz oldu. Yani bunlar tehlikeli şeyler yani. Yani durum iyi değil. Yani çözüm ne olabilir ya bu kapıların açılması. Yani açılmadıktan sonra hiçbir şekilde canlılık olmaz buraya. Şu anda bir Kıbrıs'tan gelen gruplar o da yeterli değil. Yani düşünün bir Lübnan vardı, bir Suriye vardı, bilmem Ürdün, Suudi Arabistan, her taraftan potansiyel vardı. Şimdi hiçbiri yok. Yani her alanda etkiliyor bu kapıların kapanması.